Hayatım Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle bir tığ işi lif yapacağız. Ben sizlere gösterebilmek için modeli lif olarak çalıştım. Dilerseniz bebek yelekleri ya da battaniye olarak da modeli çalışabilirsiniz. Bunu yaparken diğer battaniye videolarımda gördüğünüz bu T90 aldığım, yani Almanya'daki arkadaşlar için söylüyorum. Koton karışımı yumuşak ipleri kullandım. Almanya'da ben lif iplerine benzeyen bir ip görmedim. Sizler lif olarak yaparsanız lif ipleri kullanarak yapabilirsiniz. Şöyle 4 numarada tığ kullandım bu ip için. Lifimizin ölçüleri 23 santimetre oldu ve 49 artı 3 zincir şeklinde başladım. Şimdi sizlere küçük bir örnek parçası üzerinde anlatımını yapacağım. O yüzden lifin de zincir sayılarını vermek istedim. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız başlayabiliriz. Başlarken 7'nin katları olacak şekilde zincir çekiyoruz. 7 artı 7 artı 7 şeklinde ve toplam sayımıza 3 zincir daha ekliyoruz. Sizler de benim gibi 21 artı 3 şeklinde örnek parçası üzerinde çalışırsanız modelin kurulumunu daha iyi kavrayabilirsiniz. Modelin ilk birkaç sırası farklılık gösteriyor. Daha sonra her iki sıranın tekrarından oluşuyor. Aslında çok kolay, sadece başlangıçtaki 3-4 sırayı birlikte yapmamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4. zincirin içine battığım tığıma bir ip aldım. Buradan bir ilmek çıkardım. Sırasıyla 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincirimizin içinden ilmek çıkardım ve hepsini birlikte topluyorum. Sonda 2 ilmeğimi bırakıyorum. Son ikisini de birlikte topluyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen sıradaki zincirin içine batıyorum. Buraya bir kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar sırada gelen zincirden başlıyorum. 6 tane ilmek çıkartacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hepsini birlikte topluyoruz. Bir, iki, üç zincir. Sırada gelen zincirimizin içine batıyorum ve kaydırmayla bağlıyorum. Sona kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Sona geldiğimiz zaman 1, 2, 3 zincir ve son zincirimizin içine batıp kaydırmayla bağlıyoruz. Bir, iki, üç zincir. Ve döndüm. İlk 3 zincir boşluğumun içine dörtlü fıstık yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4.
1, 2, 3 zincir. Şu zincirimizin içine değil, fıstığımızın tam ortasına batıyorum ve buraya kaydırmayla bağlıyorum. 1, 2, 3 zincir. 2 tane 3 zincir boşluğumuz var. Her birinden 4 tane ilmek çıkartıyorum. 8'li fıstık yapacağım. 2, 3 ve 4. Yandaki 3 zincir boşluğuna geçiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir, iki, üç zincir. Ve bağladım. Bir, iki, üç zincir. Tekrar iki tane üç zincir boşluğumuzdan iki, üç, 4 ilmek birinden, 4 ilmek diğerinden çıkartıyorum. 1, 2, 3. Son fıstığımızın ortasına batıyorum ve bağladım. 1, 2, 3 zincir. Son fıstığımızın kenarında 3 zincirimiz var. Buraya bir tane dörtlü fıstık yapıyorum. 2, 3 ve 4. Bir, iki, üç zincir çektim ve döndüm. Aynı şekilde devam ediyoruz. İki tane üç zincir boşluğumuzun içinden dörder tane ilmek çıkartıyoruz. Ve buraya 8'li fıstık yapıyoruz. Bir, iki, üç zincir. Kaydırmayla bağladım. Tekrar bir, iki, üç. Sona kadar aynı işlemi tekrar edelim. Sona geldiğimiz zaman 1, 2, 3 tane 8'li fıstığımız var. Şu anda 3. sıradayız. 1, 2, 3 zincir. Alt sıradaki 4'lü fıstığımızın üzerine batıyorum. Ve kaydırmayla bağladım. 1, 2, 3 zincir çektim. 4'lü fıstığımızın kenarındaki 3 zincir boşluğumuzun içine yine 4'lü fıstık yapıyorum. Ve 4. Bir, iki, üç zincir çektim ve döndüm. Yine ilk iki tane üç zincir boşluğumuzun içine dörderli ilmekler çıkartarak 8'li fıstık yapıyoruz. Üç zincir. Bir, iki, üç zincir. Sonda dönüş kısmını tekrar göstereceğim. Sona geldiğimiz zaman 1, 2, 3 tane 8'li fıstığımız var. Bu bizim 1, 2, 3, 4. sıramız. Ve sondaki fıstığımızın ortasına battım. Kaydırmayla bağladım. 1, 2, 3 zincir. 4. sıramızın sonunda alttaki 8'li fıstığımızın kenarına bir tane dörtlü fıstık yapıyoruz.
1, 2, 3. Bundan sonra dörtlü fıstığı her yaptığımız zaman alttaki fıstığımızın üzerine batmayı unutmuyoruz. Bir sıraya mahsus burada zincir çekip aşağıya batmamıştık. Evet, buraya 3 zincir çektim ve kaydırma yaptım. 4. sıranın sonunda 1, 2, 3 zincir ve döndüm. Şimdi başlangıçta 3 zincir boşluğumuz tekli olarak var. Buraya dörtlü fıstığımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Hemen bağladım sırada gelen fıstığımızın üzerine. 1, 2, 3 zincir. Aynı şekilde ilerliyoruz. 2 tane 3 zincir boşluklarına 4'er tane ilmek çıkartarak 8'li fıstık yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört tane var. Bakın burada sona yarım fıstık yapmayacağız. Bir, iki, üç. Bundan sonra sonlarda her zaman 8'li fıstıkla bitireceğiz. 8'li fıstığımızı yaptıktan sonra 3 zincir çekip kaydırmayla bağlamayı unutmayalım. 1, 2, 3 zincir çektim ve döndüm. Hemen başlarken dörtlü fıstık yapıyoruz. Bir, iki, üç ve bağladım. Bir, iki, üç zincir. Başta dörtlü fıstıkla başladım. Bir, iki ve sonda üçüncü sekizli fıstığımla bitiriyorum. Bir, iki, üç zincir. Dönüş yapmadan önce mutlaka buradaki dörtlü fıstığımızın üzerine kaydırmayla bağlamayı unutmayalım. Bir, iki, üç. Bundan sonra döndüğümüz zaman bakın yine dörtlü fıstıkla başlıyoruz. Bitirirken de yine 8'li fıstıkla bitireceğiz. Buraya bağladıktan sonra dönüşte dörtlü fıstıkla başlayacağız. İlk 4 sıra farklılık gösteriyor. Ondan sonra hep aynı şekilde ilerliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.